Sevgili Kütahyalılar, değerli kamu çalışanları. Kamu çalışanlarından muhalefet partilerine çağrı. Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde milletvekili maaşları 1000 lira artacak. Muhalefet partilerine sesleniyorum. Lütfen milletvekili zammını elinizin tersiyle itin. Bırakınız AK Parti ne yaparsa yapsın ama siz bu tuzağa düşmeyin dedi. Türkiye Kamu Sen'in %12 ek zam talebini iğneleyen Mehmet Karabekir, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kamu çalışanlarına %17 ek zam yaptık sözünü eleştirdi. Karabekir, Başbakan bu ifadeyi ya ispat etsin ya da düzeltsin dedi. Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir ayrıca önümüzdeki dönemde milletvekili maaşlarına yapılacak 1000 lira zamma da tepki gösterdi ve muhalefet partilerine milletvekili zammını elinizin tersiyle itin çağrısında bulundu. Mehmet Karabekir şunları söyledi. 6 Aralık tarihinde ek zam mitingi gerçekleştirdik. %12 ek zam istiyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu kamu çalışanlarına %17 zam yaptık diyor. Ya biz matematikten anlamıyoruz ya Sayın Başbakan matematikten anlamıyor. Ya birileri başbakanı aldı atıyor ya da başbakan milleti aldatmaya çalışıyor. Aldığımız 123 lira zam. 123 lira zam kamu çalışanlarının aldığı maaşa göre %2 ile %7 arasında bir yelpaze arasındadır. O dönemde enflasyon hedefi %5,5 idi. Bugün enflasyon hedefi %9,4'e yükseldi. Dolayısıyla kamu çalışanlarının ve emeklilerin aldığı zam hedeflenen enflasyonun çok altında kaldı. Matematik ilmi ortada. 123 lira zammın ortalama devlet memuru maaşına oranı %5,2'dir. Enflasyon bu kadar arttığına göre ek zam yapılması zaruret haline gelmiştir dedik. Hesaplarımıza göre kamu çalışanlarının alım gücünde %12'lik azalma var. %12 ek zam en düşük devlet memuru maaşında 201 lira, ortalama devlet memuru maaşında 262 lira anlamına geliyor. Bu talebimiz ne yazık ki gerçekleşmedi. Ama aynı hükümet hakim ve savcılara 1155 lira zam öngördü. Yine önümüzdeki dönemde milletvekili maaşları 1000 lira artacak. Muhalefet partilerine sesleniyorum. Lütfen milletvekili zammını elinizin tersiyle itin. Bırakınız AK Parti ne yaparsa yapsın ama siz bu tuzağa düşmeyin. Kamu çalışanlarına 3 kuruşu çok gören, emeklileri gözden çıkaran, asgari ücretlinin nasıl yaşadığından habersiz olan, Türkiye'de genç işsizlik oranı %25'e çıkmışken parmağını kıpırdatmayan, 350 bin ataması yapılmayan öğretmen problemini çözemeyen, 400 bin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezununa istihdam oluşturamayan bir iktidarın milletvekillerine 1000 lira zam yapmasının bir parçası olmayın. Bu zammı reddedin. Gerçekten kamu çalışanları, emekliler yaşama acziyeti içindedir. Bütün bunları düzeltmeyen bir iktidar anlayışı var. Başbakan da %17 zam yaptık diyor. Bu açıklama başbakana yakışmayan bir ifadedir. Başbakan bu ifadeyi ya ispat etsin ya da düzeltsin dedi. Kamu çalışanları maalesef yine bir mağduriyetin eşiğine, yine bir haksızlığın, hukuksuzluğun girdabına sokulmuş bulunmaktadır.